merdivenlere çıktık çıka çıka. Hastat muhteşem demişlerdi gerçekten. Öyleymiş. Kesinlikle görülmeli. Zaten Avusturya'ya girer girmez o yeşilin her rengini görmeye başlamıştık. Hastat da ahşap evlerle birleşince muazzam güzel olmuş. Keyifle gezilesi bir yer. Görmelisiniz. Güzel bir yer. Hastat'ta böyle tek araçlı tünelle ulaşılıyor. Avusturya Hastat'tayız. Böyle bir konumda geceledik. Manzaramız buydu. Yanımızda araçta yatanlar vardı. Şu an buradaki araçlar Avusturya'dayız dedim. Almanya, Finlandiya, Polonya, Türkiye, biz. Bir araç daha geldi şimdi. Onlar Almanya plakalı ama Japonlar. Dolphin karavan her yerde, evet. Aysel arkadaşımızın sloganı. Dolphin karavan her yerde. Harstad sahildeyim. Burası sahil yürüyüş yolu. En merkezi yer. Burada park sorunu olduğu kesin. Otopark var her yerde. Onun dışında hiçbir şekilde aracınızı koyabileceğiniz hiçbir yer yok. 2 kilometre öncesi girişte bırakabilirsiniz. Veya doğrudan otoparka. İlk saati 4 euro, sonrası azalıyor. O şekilde koyup gezinizi yapabilirsiniz. Ahşap evler. Böyle işlemeli. Buradaki tekneler de farklı. Şu an yanımızdaki gibi. Önü böyle yüksek. Böyle güzel, keyifli bir sahil yolu. Şu ev ne güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi. Önünde kocaman bir ağaç. Ağaçta ne var biliyor musunuz? Şuradan daha iyi görünüyor. Armutlar var. Armut her yerden. Bakın. Armutlar sarkıyor. Yani armut ağacını şöyle korumuş. Evi sarmış. Bizim Karadeniz evlerine benziyor buralar. Tekneler böyle kapalı, bizim araba garajları gibi kapalı alanlara girmiş bazılarında. Böyle kuğuları kiralayıp onlarla da gezinti yapabilirsiniz. Sıcak olduğu için herkes böyle ağaç altına toplanmış. Sabah saatleri aslında 10-10.30 civarı, ancak 10.30 yoktur bile. Ona rağmen müthiş sıcak. Şunun içinde tekne var. İçi deniz, boşluk. Buranın kayıkları işte gördüğünüz gibi şöyle uzun. Pırıl pırıl ama. Göl böyle. Pırıl pırıl. En ufak bir pislik yok. Daracık bir sokaktan kilisenin olduğu meydana doğru gidiyorum.
Kahve 3,5. Hot çikolata 3,90 euro. Yukarıda bir şelale var. Tam yukarıda küçük bir şelale. Arka taraf otel. Burası alt restoran. Şu evler, ayrıntılara bakarsanız ne güzel düşünülmüş. Şu yine armut ağacı. Evi sarmış, üzerinde armutlar var. Çatı katlarına bayıldım. Ne oldu? Niye ağlıyor ki bu ufaklık? Allah, çok ağladı. Yine burası da bir otel. Şu güzel bir balkonu var buranın da. Gruplar fotoğraf çekiliyor. Burası da kilisenin olduğu alan. Teknelerden gelen giden oluyor. Şuraya tekneler yanaşıyor. Onun için araç trafiği var. Eşyalarını, bavullarını taşımak için. Diğer tarafta ne varmış? Köprü geçiyor. Ormana doğru gidiyor şehrin çıkışı. Göl kenarı güzel. Göl kenarına doğru gidelim. Küçücük daracık merdivenli yollardan çıktık şurası çıktığımız yer. Hatta aşağıdan seslendiler. Nasıl çıktınız oralara diye küçücük bir girişi vardı. Evlerin yolları bu işte. Böyle. Kapısı burada. Bizim Karadeniz'de de aslında böyle birkaç köyü bu hale getirseler. Yani turizm burayı çok canlandırmış. İşte bak evin kapısı. Sağ sol. Hangine istersen devam ediyorsun. Hangine gidiyoruz? Herkes herhalde şurada bir bina var eski. Ha, buradan da çıkış varmış. Bak yine merdivenli. Genelde buraya gidiyorlar. Tamam biz de o tarafa gidelim. Tamam bir bakalım ona. Kiliseymiş ve böyle mezarlık. Bakımları yapılıyor düzenli. Bakar mısınız şu düzenliliği? Bakımını yapan görevli biri var ama tabii ki. 1923-2004. 1929-2019. Doğum ölüm tarihleri. Kilisenin yanındaki merdivenlerden iniyoruz. Yine şu ilginç ahşap çatılar. Bu aşağıdaki sahildeki büyük kilise. Nasıl? Beğendin mi? Burayı. Güzel. Eski köyü restore yapmışlar. Tamamen turizme kazandırmışlar. Bizde de aynı şeyler yapılabilir. Karadeniz köylerinde veya Sakarya taraflarında. Az önce aynı şeyi söyledim biliyor musun? Mi? Evet. Bilmiyorum. Ben şey düşünüyoruz nedense. Evet. Bizde aynı şeyler yapılabilir aslında. Arabayı nereye park arabayı ettin? Arabayı 90 dakikalık ücretsiz yer var. Tünelin içinde. Tünelin içinde. Normal aşağı Hastat'a iniyorsunuz değil mi? Oraya park ettin. Ben aşağıda inmiştim çünkü arabadan. İnip tekrar geri tünele dönünce ortalarda. Dün akşam görmüştük. Ha neyle anlamadım. Park metreyle. Doluyor evet. Boş oluyor. Ben gittiğimde doluydu. Ben giderken boşaldı. Hot sauce.
demişlerdi. Gerçekten öyleymiş. Çok keyif aldık gezmekten. Almanya'dan Avusturya sınırına girer girmez zaten yeşilin her rengini görmeye başlamıştık. Burada da o yeşil doğa böyle ahşap çatılı evlerle birleşmiş. Çok güzel bir görüntü oluşturmuş. Gezilesi görülesi bir yer. Biz keyif aldık. Herkese tavsiye ederiz. Keyifliydi. Avusturya Hallstatt'ta gezmelere devam. Biz neredeyiz? Böyle bir manzaradan merdivenle indim. Yukarı tarafa çıkmıştık çünkü. Şöyle bir alandayız. Karavanımız bakın şurada arkada beyaz gözüküyor. Zaten Hallstatt'a tünelden geliyorsunuz ve aynı yoldan dönecekseniz yine tünelden çıkarak ulaşımı sağlıyorsunuz. Hallstatt'ın içine tünelden giriyorsunuz. Dönüş tünelinden geri dönüyorsunuz. Bu ortalarda bir park alanı, böyle 90 dakika, çoğu kişi bunu bilmiyor, sadece bilenler geliyor. En azından 1,5 saat buraları gezip aşağıda tünelin içinde tekrar tünelden aşağı doğru inince saati 4 euroya ücretini verip tekrar uzatabiliriz. Ya da yeterli de gelebiliyor, hızlı gezdiyseniz, küçük bir yer zaten burası. Duruma göre ayarlarsınız, böyle bir seçenek var, onu da size bildirmek istedim. Tünelden çıkınca Hallstatt manzarası bu. Park etmek istiyorsanız hemen buradan ileriden dönüş yapıp şu yanımızdaki yoldan dönüş tüneline girebilirsiniz. Tünelin ortasındaki 90 dakikalık ücretsiz park alanına park edebilirsiniz. Sola dönün. Biz gezdik, yavaş yavaş artık Graz yoluna doğru devam edeceğiz. Park sıkıntı ama, yani Hallstatt'ta ücretli otoparka gireceksiniz ya da doğrudan. İki tane otopark geçtik. Görevli sürekli devam et, devam et diyor. Burası da Hallstatt'ın diğer tarafı. Kilisenin olduğu taraf değil, diğer tarafı. Daha sakin, daha sessiz. Burada güneşlenen, çimler üzerine oturmuş aileler var. Küçücük bir yer zaten Hallstatt. Tamamen turistik bir yer. Bakın buradaki kayıklarını şu aşağıya iskele gibi yapmışlar, asmışlar buraya. Çok belli mi bilmiyorum. Biraz daha sanırım yöre halkının kullandığı bir alan gibi olmuş burası. Biz yol kenarına park ettik. Otoparkların hepsi doluydu. İleri 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 diyordu görevliler. En az 3-5 kilometre ilerlere koymak gerekiyor. Çünkü bugün pazar. Çünkü biraz insanlar gezmek istedikleri için sıkışıklık var. O yüzden böyle. Şurası geçtiğimiz park alanı. En az 2,5 kilometre geldik Hallstatt'tan. Orası da dolu. Birçok kişi yürüyordu. Sanırım araçlarını ilerlerde bir yerlere bırakmışlar. Yine yürüyenler var yol kenarında. Neyse ki güvenlikli yürüyorlar. Biz dün akşam gecelediğimiz yerden yürüyebilirdik 2 kilometreydi ama kenarda yürüme mesafesi hiç yok. Yürürüz 2 kilometre, zaten keyifle yürünüyor. Sahilden yürüyorsunuz. Ana yoldan biraz gitmek zorundasınız. Ve hiçbir güvenlik yok. Dolayısıyla biz onu içimize sindiremedik. Karavanla devam ettik şehre doğru. Göl kenarındayız. Karşısı Hallstatt. Az önce gezdiğimiz Hallstatt. Böyle bir göl kenarında karavan park alanı gördük. Ücretli. Şöyle bir yer. Duşlar var. Duşlar şurada. Soğuk duş. Sıkışık ama yan yana koyabiliyoruz. Çimler üzerinde güneşlenebileceğiniz bir alan. Karavan için 22 euro ücreti. Ödemenizi yapıyorsunuz. 24 saat kalabiliyorsunuz. Güzel bir seçenekmiş. Hallstatt'tan sonra artık. Hallstatt'ı geçiyorsunuz. Ha, buradan yürüme mesafesi bir hayli var. Ama yürünür mü? Yürünür. Yani çoktu. Çok. Yol kenarında. Bariyerli yol olduğu için de sıkıntı değil. Sadece karavan alanı değil ama yanınızda birçok araç park etmiş durumda. Pazar olduğu için mi bilmiyorum günlerden. Hani sadece karavan alın, rahat rahat oturacağım diye bir şey yok. Yanınızda boşlukta araç da gelip park edebiliyor. Ama yine de sessiz, sakin, güzel bir yer.